Türkiye'de mevcut iktidardan nefret edenler 14 Mayıs'tan sonra boşluğa düştü. İlk bakışta haksız değiller. O gece işin biteceğine inanmışlardı. Muhalefetin oy sayımında çuvallaması öfkeye yol açtı. Sonra ilan edilen sonuçlara bakarak bu fark kapanmaz dediler. Muhalif partiler içindeki truva atları isyan ettirdi ve nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun yeni kampanya stratejisi yok birbirlerinden farkları dedirtti. Sonra şu oldu. Hayal kırıklıkları yeni gerekçelerle büyüdü. İkinci kez oy kullanmaktan vazgeçtiler. Ülkede iktidar değişiminin değişim getirmeyeceğini düşünmeye başladılar. Hatta ne olacaksa olsun deyip mevcut iktidara oy vermeye yeltendiler. Öncelikle 14 Mayıs'ta yaşanan bir demokrasi şöleni değildi. İktidarın 3-0 önde başladığı bir maçtı. Muhalefet iktidarı geçmek için önce farkı kapatmalı, sonra hakemi de yenmeliydi. Gerek oy sayımındaki skandallar, gerek muhalif medya yayınları, gerekse gece yarısından sonra iki tarafın da adeta ağız birliği etmişcesine, millet ikinci tur diyorsa bağışımız üstüne açıklamaları kuşkulanmak için yeterliydi. Bakın veri yanlışsa analiz de hatalıdır. İktidar 14 Mayıs'tan önce aldığı kimi önlemlerle birkaç bin çuval oyu çoktan sandıklara enjekte etmişti. Erdoğan için oranı 49.52'ye getirmek de bir stratejiydi. Süleyman Soylu seçim günü bunu ağzından kaçırdı. Muhtemelen anketler doğru söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nu önde, hatta ilk turda kazanıyor gösteren anketler Şimdi görülüyor ki MHP'nin kendi listeleriyle seçime girmesi ve hiçbir anketin öngöremediği bir sonuç alması oy kaydırma stratejisinin bir parçasıydı. Günün sonunda muhalefet adeta kendi 15 Temmuz'unu yaşadı ve tabir yerinde ise pusuya düşürüldü. Şu aşamada halkı suçlamanın, tercihlerini sorgulamanın sırası değil. Necip milletim demiyorum. Ağır propaganda altında yönünü kaybetmiş milyonlar söz konusu. Bilmiyor bilmek de istemiyor. Böyle bir halk. Kadın çocuk programlarından televizyon dizilerine, sözde muhalif basın araçlarına kadar kapsamlı bir medya bombardımanı altında. Tüm bunlara rağmen AKP önceki seçime göre 7,5 puan geriledi. Erdoğan 73 ilde oy kaybetti. Erdoğan Putin gibi güçlü bir lider değil. Partisinin oyu %35 ve anca koalisyonla devam edebiliyor. Mecliste tek başına iktidarı kaybedeli çok oldu. AKP ne 2018'de ne de şimdi meclis çoğunluğunu sağlayamadı. Başkanlık karar ve kararnameleriyle ülkeyi idare ediyor. Yerine seçilen de böyle yapacak. Bakın meclis açıldıktan bir süre sonra tatile girecek ve Cumhurbaşkanı tatil bitimine kadar tam ve sorgulanamaz bir icraatla ülkenin çehresini değiştirme gücüne sahip olacak. Unutmayın sistem mutlak yetkili başkanlık sistemi ve Erdoğan bir dönem daha böyle devam ederse diktatörlüğe evrilmesi kaçınılmaz. Seçimi kazanmak, kararsız oyları etkilemek, hatta karşı taraftan oy koparmak için propaganda sertleşebilir. Mevcut iktidar cephesi sanki her şeyi içine sindiriyor mu? Domuz bağını mesela. İktidarı sürdürme pahasına tahammül ediyorlar. Ülkede tam demokrasi olsaydı şahsen sandığa gidip mevcut aday ya da partilerden herhangi birine oy vermeyi düşünmezdim. Yok çünkü Def'i mefasit celbi menafiden evladır. Öyle bakıyorum. Bunu def edin, def etmelisiniz. Daha kötüsü olmaz, olamaz çünkü. Erdoğan gitmeli. İktidarda cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir güç temerküzü var. Siyasi, bürokratik alanda, ekonomide böyle. Ve kılcallara kadar inmiş durumda. Ülke suç cennetine döndü. Böyle giderse tam teşekküllü bir finansal kriz yaşanacak. Ben demiyorum Daron Acemoğlu diyor. Ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum. Erdoğan'ın iktidarı en nihayetinde onun biyolojik ömrüyle sınırlı. Ondan sonra devam etmeyecek. O ölmeden önce bunu bitirmek için son şans 28 Mayıs. Sonrasında lanet okumak için bol vaktiniz olacak.